Başlatmama gelecek. Hayırlı akşamlar sevgili takipçilerimiz. Serkan'ı yakaladık. Selamünaleyküm, iyi akşamlar. Koşarak geldi. Niye geldi hemen söyleyeyim. Arkadaşlar çağırıyor, gelmiyor. Arkadaşlarına tercih ediyor bizi. Biz evde tek başımıza sıkılıyor. Tek başına mısın? Üç kişisiniz. O odasına giriyor. Bu da oyun oynuyor. Ben tek başıma ne kalıyorum. Telefonlarını aldın mı? Hepsi geldi yanına. Şöyle akşam keyfi teyzelerin yapalım dedik. Teyzelerin lafımı nasıl alacaksın? İbrahim'imin ellerinde mozaik pastası teyzeleri. Öz mü lan? Sen mi yaptın lan? He, kuzum yaptı. Ondan sonra Serkan aradık. Eğer gel o çay içelim ya da sohbet edelimse 11-12 buraya. O zaman da benim uykum geliyor arkadaşlar. Aynen. Serkan aradım, benim karnım ağrıyor. Esnek karnım ağrıyor 2 gündür kötü kötü. Karnım ağrıyor, çabuk gel. Ben doktora götürdüm. 5 dakikaya kalmadan geldi. İbrahim Efe de akşam yatsı okunuyordu. Geldi beni ağlattı, duygulandı. Ben aşkım. Bana bir şey olacak gibicesine ağlıyor. Niye öyle düşündün diyorum, bilmiyorum. Bak hele gözlerine, kurban olurum gözlerine senin. Allah kimseye bir şey acımaz. Canımın içisin sen benim, var ya. Anam babam İbrahim'im. Beni düşünen tek bir sensin zaten. Ne Ayhan düşünüyor ne de Serkan. Yok yok, düşünmüyorsa yani düşünmeyen adam bak gelmez. 5 dakika geçmeden. Beni en çok İbrahim'im seviyor bu dünyada zaten. Allah Allah. Bir sevmeyelim lan. İbrahim'im, gözümün içini yerim. Duygusalandı şu. Yoksa. Dalga geçiyor o. Yok, Esat duygusalandı. Ne yaptı? Duygusallandı diyor. Duygusallaştı değil mi herhalde? Ay hanım çekirdek doldurdu geldi, akşam keyif yapalım dedim. Tavuklarımızı doktu, köpeklerimizi doyurdu. Bulaşıklarımı falan yıkadım ben de canlar. Çamaşırımı astım. Sarımsak soydum. Hacı abladan sarımsak istedim. Öcüt. Ah, Serkan'ın arkadaşları başlar yine. O zaman bizlere afiyet olsun. Videomun devamında yarın Allah'tan bir mani olmasa yine sizlerle oluruz inşallah. Arkadaşlar ben bugün hazır kahvaltıya oturacağım. Ayhan'ın ellerinden. Sen mi yaptın? Yok, babam. Zaten baban yapsa şaşarım. Gel. Çay babam demlemiş herhalde. Çay mı babam demlemiş? Bir saattir bir kahvaltıyı hazırlayamadınız. Gelme. Bir saattir bir kahvaltıyı hazırlayamadınız. Amca. Elması da hazırlamadı mı kızıyordunuz? Anne. Bugün benim pek güzelim yok arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. O yüzden Ayhan ve Serkan hazırlamış kahvaltıyı. Karnın aç ya onlar hadi. Hadi ekmeğini yedin mi aynı onun yine? Afiyet olsun o zaman size ve bize. Arkadaşlar sineği sufrayı Serkan'la Ayhan kaldırdı. Burayı Ayhan süpürdü ama onun süpürdüğünü ben sevmedim. Birkaç yerinde bayağı bir şey kalmış. Tekrar ben de bir süpürge tuttum. Balkonumuz birkaç gündür bayağı kirli gözüküyor gözüme. İçim rahat etmiyor. Baktıkça kinikiyordum. Bir de bulaşık makinamızın deterjanı bitmiş arkadaşlar. Aşağıdakilerden Ayhan getirdi. O da poşet şeyiymiş. Ayhan o fırçanın ağzını bir kay istersen annem. Bak bağırışmadan iş yapın bak. Anne. Yıkayacağınız bir balkon bak. Beni strese sokmayın. Babamla yapalım dedim. Babana demeden gitti baban. Bir sen yıkardı o. Bana da yıkattırmayın. Makinemizin deterjanı bitmiş arkadaşlar. Ayhan'la birlikte onu doldurduk. O da poşeti deliymiş. Elhamdülillah. Elhamdülillah. İbrahim ben grip olacağım oğlum senin gibi. Şu an burun akıntı falan yok ama işte hapşırığından geldi İbrahim Efe'ye de. Onun da burnu yanıyormuş kuzumun. Akşam babasına diyordu beni bir doktora götürdü. Ho halı sirkele de. Onu şunun üstüne at. Oraları da yık Ayhan mermerlerimizi. İbrahim Efe o halıyı bir sirkele annem. Çok uç halımızı. Ya da abim sirkelesin. Sen Ayhan ona ver oğlum hortumu. Sabahleyin babam aramış Yüksel babam. Ne yaptın iyi misin diye. Müteahhitimizin bacısının düğünü varmış arkadaşlar. Benim davetimi de getiriyorlarmış. Biz elmasa verdik demişler. Annem bile bırakmışlar benim şeyi, davetiyemi. Ondan sonra herhalde bu ayın 23'ünde mi 26'sında mı tam olarak bilmiyorum da. Orada münasip gidilecek.
Ondan sonra iyi misin dediler, iyiyim dedim. Onlar da tarladan taş ayıtlıyormuş. Sabahleyin Serkan bayrısıyla konuştu biraz görüntülü. Sabah telefon görüşmelerimiz oluyor, iyi oluyor. O limon ağacın o şişi dökülüyor, layhan şiresi. Oralara dökülmüş mü? İbrahim'im şu demiri al da abin tutunca gitmesin aşağıya. Daha orada. Ayhan İbrahim'im hayır yok abi. Sen o sulasın da sen sürt kulaklı kulaklı. O hasta hasta oğlum hasta. Arkadaşlar kendin yapamayınca işler iyi olmuyor. Allah kimseye koymasın. Şimdi vallahi ben hani diyorum ya şöyle yapın böyle yapın diye. Aslında içimden yapmak geliyor ama yapamıyorum. Halim yok. Bunların yaptığı da ne kadar iyi olsa da bana göre iyi olmuyor yani. Benim yaptığım gibi gelmiyor. Ama mecburiyetten her şeyi kabulleniyor. İyi gibi görünüyor. İle gitmeden yine iyi diyorsun. Kimseye muhtaç olmadan. Birinde kötü olursa birinde iyi olur inşallah. Güney şurada dallarımız sulamışlar canlar. İyice bir hoş olmuş susuzluktan. Bu sene bir değişik sıcaklar var. Mevsimler bir hoş oldu. Çok sıcak. Ben bana bildirim geliyor. Demiş koy 32 derece diyor. Ne mi? Orası çok kötü gözüküyor. İbrahim ayaklarımızın çamurundan geldiğimizden mi? Burada ne kabuk var ya? Fayansın rengini kabuk falan. Hı? Burada kabuk var burada. Valla hayır. Ayhan İbrahim ne diyor? Burada niye yumurta kabuğu var diyor. Kuzularım benim. Al ayhancık da sen yap abisi yazık. Çoo fayanslarımıza tut fayanslarımıza. Aha su israf etme hadi. Fayanslarımıza da tutun da çekiver. Mermerlere. Ayhan diyorum bak. Vallahi kızarım Ayhan bak. Kıslandı. O çocuk zaten hasta diyorum bak. Niye yüzmeyi siz diyor ya? Şımarma. Yaparken hiçbir şey demiyor. Sen başlattın. Ben tamam İbrahim Efe. Yaptım. Tamam artık. Şu sandalyelerimize de tut. Masamıza da tut. Oto yıkama. Yok. Ben de zaten niye ölüyorum hastalıktan. Yavaş oğlum pıskırtma. Silelim o yüzünü. Çocuğu ıslattın yine. Görüyor musun? Duramıyorsun vallahi Ayhan. Bana bir şey olmaz. Ama istiva ederse sana temizletirim. Ben de temizlerim. Oraya atma İbrahim Efe. İbrahim de bir alıştıramadım. Mendili kullandı mı buraya atıyor. Bura çöplük değil diyorum bak. Daha geçen temizlettim babanına abine. İbrahim get şuraya da abim sürtsün gel şuraya. İbrahim Efe. Tut şuraya suyu da abim sürtsün. Şöyle sürtün İbrahim. Gücü yok. Pek ya altına şey etme gelmesin halımıza. Hastayım onu da gitme. Aynen. Nasıl oflayım ben? Nasıl ben mençliyim. Artık yavaş yavaş ağırlaşıp geliyor herhalde. Ondan mı canlar bilmiyorum. İyi hadi bakalım. Arkadaşlar balkonum rüzgarlı olduğu için hava kurudu. Ayhan'ımdan İbrahim'den ellerine sağlık. Allah razı olsun. İçim rahatladı. Gerçekten balkonun kirli gördüğüm zaman oturmayı canım istemiyordu.
İyi oldu canlar. Ben şöyle biraz dinlendikten sonra sabah bulaşığım var. Onları makineye koyacağım. Mutfağımı toparlayacağım inşallah. Bugün yemeğim var Allah'tan. Yemek derdim yok. Bir sepette çamaşırım var. Onda oturduğum yerde inşallah katlarım. Arkadaşlar normalde fasulyeyle pirinç pilavı vardı ama çocuklara ben patates kızarttım. Bir de turşu koyduk. Kavunumuz falan vardı. Yoğurt koydum canlar. Afiyet olsun. Ay Hanım da pide aldı geldi. Serkan çarşıda doyurmuş karnını. Bana telefon açtı. Ekmek alım geldim. Tamam ben de bekliyorum. Sonra İbrahim Efe telefon açtı babasına. Bu arada İbrahim'i de banyo yaptırdım teyzeleri. Hastalığı gitsin diye gözü açılsın. Açıldı mı? İyi oldu mu? Neden kullanılıyor bu ketçabı? Bizlere afiyet olsun canlar. Tekrardan günaydın canlar. Bugün iyiyim elhamdülillah. Dün akşama kadar yattım. Evde kimse yoğurdu. Gelin giden de yoğurdu. Dün yani hem karnım ağrıdı hem bilim ağrıdı. Hem de ateşlerim, tellerim sabaha kadar. Sabaha karşı istihbar ettim. Vallahi ondan sonra kurtuldum. Bugün iyiyim, ayaktayım. Dün kahvaltıyı falan Ayhan'la Serkan hazırladıydı. Dün de Ayhan düğüne gitti. Ayhan sabahleyin beni sinir etti, düğüne gitti. İşte sabahın güneyim ben zorla onlara parfümü katıyorum. Ayakkabısının kolunu bağırsa çekip gidiyorum. Sanki sağlam annesi var süpürüyorum. Yani süpürdüm yine de. İbrahim'im gel şunları kalklarına dök gel oğlum. Biraz önce de babam aramış arkadaşlar. Evdeysen sana gelecek, aksa deneyim gidelim diye. Evdeyim dedim, dün akşam arada yattım, bir öğün yiyeyim dedim. Dolap sumayı yoksa getirelim diye aramışlar. Sonra gir arkasından. Sağ olsunlar, ben domatesi koymadılar bu sene. Benim domatesim olmadı arkadaşlar. Bir şey kertisini... Öteki kertiydi zaten annem bir an... Stil verdiydi. O da hep linden çıktı. Küçük küçük. Linden de değil. Kahvaltılık şans çıktı. Ne kadar ayaktayım. Ayakta olsam da böyle içim daralıyorum arkadaşlar. Burun ağrım da yok ama herhalde grip olacağım. Bu arada dünden beri beni seven takipçilerim Instagram'dan yazmış. YouTube'a yazmışlar, yayın açacağım, neredesin diye. Arkadaşlar, bundan bir önceki videomda ben söylediydim. İşte beni bıraktılar, Ayhan'ıma geçtilerdi. O gün de size zaten videonun sonunda söyledim. Benim karnım ağrıyor, çok rahatsız gibiyim. Her an yatabilirim diye, böyle olursa ara veririm diye. Dün video çekemedim, takipçilerimden bayağı bir kişi yazmış. Kalp koyarken gördüm arkadaşlar, sizlere kalp koyarken. Yorumlarınızı da okudum canlarım sabahleyin. YouTube'u bırakacağımı düşünen takipçilerim de olmuş. İşte düşmanlar sevindirme, onlara fırsat vermedi. Emin olun en son yapacağım şey onlar odur yani. Birilerine kızıp da 7 senelik emeğimi heba etmek olur. Asla öyle şeyi düşünmeyin. Ben bugünlere kolay kolay gelmedim. Kendi zorluklarımla geldim. Kimseyi merdiven olarak kullanarak çıkmadım. Gerçekten emekleyerek geldim yani. Hatta yazan takipçilerim de var. Dün bir tane arkadaşım ekran resmi alıp göndermiş. YouTube'dan bir kanalda görmüş. İşte hatta o şeyde duruyor. İsterseniz buraya koyabilirim inanmayanlar için. İşte lüks kıyafetler giyip ondan sonra lüks kıyafetler giyip kapısının önünde 4-5 arabası olan ikinci evini alan evinin içini lüks eşyalarla donatan kişilere hediye göndermeyin, bunlara gönderin diye yazmış. Vallahi o kanal sahibine gönderin isterim yani hediye göndermenizi ama o kişi de zaten bende engelli, o yazan kişi de benden bahsettiğini düşünüyor. Çünkü takipçim de fark etmiş, bu senden bahsediyor Elmas'cığım herhalde diye. Ben şunu atlıyorum, tamam benim kapımın önünde 4-5 tane arabam var. Ama YouTube'dan gelmedi bizim arabalarımız. Eşimin sayesinde oldu o arabalar. İkinci evden bahsetmişsin. Yine ikinci evden de bahsedeyim ben. Onu da YouTube'un sayesinde. Hani bana şöyle söyleyeyim. YouTube'un sayesinde oldu ama kendi emeklerimle oldu. Bana kimse hani bu aileye yardım edin diye yazmışsın ya. Bana hiç yardım olarak gelmedi. Bana 5 kuruş gelmedi YouTube'dan. Takipçilerimden,
İşte sana para gönderelim, ihtiyacını al diyen olmadı bana. Ben sadece her gün, her Allah'ın günü kendimi bugüne adadım. İçeriklerimi ürettim, videolarımı her gün çekip paylaştım. Böyle özen göstererek, işte videolarımı düzenleyerek, öyle oturduğum yerde video atarak değil, içeriklerimi dolu dolu çekerek de sevenlerim sağ olsun. 110 bin abonem var. Onlar beni izliyor. Onların sayesinde izlendiğim için kazanıyorum. Ve kendi kazancımla, aylığımla her ihtiyacımı alıyorum. Allah'ıma bin şükür olsun. Hani o kötü yorum yazana diyorum. Gerçekten arkadaşlar siz de diyorsunuz da Elmas'cığım dile getiriyorum. Biz de gına getiriyor, bıktık diye. Arkadaşlar ben de bıktım. Bana kimseden yardım gelmiyor. Bunu o yazan kişi de biliyor. Ben gelen yardımları zaten gösteriyorum. Bana yardım olarak hiçbir şey gelmedi evime. Benim arabam da varsa, evim de varsa biz kendi emeklerimizle aldık. Eşim olsun, ben oğlum. Hiçbir zaman hiç kimseden bir beklentimiz olmadı. Olmaz da. Ben hala diyorum yani. Kimseden bir beklentim yok. Herkes yerinde sağ olsun. Herkesin varlığı yerinde sağ olsun yani. Takipçilerimden de bir beklentim yok. Sadece tek bir isteğim var takipçilerimden. Beni seven takipçilerimden söylüyorum zaten onu da. Hani beni severek izleyen takipçilerim videolarımı izliyor. Sağ olsun YouTube'da emeklerimin karşılığını gönderiyor. Benim kimseden bir çıkarım yok ya da bir menfaatim yok. Her şeyi severek isteyerek olan bir şey. Yine söylüyorum, Allah bin kere razı olsun sevenlerimden. Sevmeyenlerim de izlesin izlesin, başka kanallara yorum yapsın ama şunu unutmayın, her şeyin adaleti Allah, Allah da biliyor. Bana bir miktar para gelip de ya da bir evime eşya gelip de koyduğumu, bir bana derin dondurucu geldi yıllar önce, ev hediyesi, bunu da beni sıkı izleyen takipçilerim bilir. Başka bir kanalda yorumunu gördüm, ben hazmedemedim, o derin dondurucuyu burada baktıkça bana düşman gibi göründü. Niye aldım ki, niye koydum ki diye pişmanlık duydum. Onu da zaten videosunu çektim. Daha sonra da o videodan da yine para gelecek diye, o para bana gelmesin, mideme oturmasın yani, yemeyim o parayı diye o videoyu da geri kaldırdım arkadaşlar. Beni izleyenler bilir. Vallahi ben neysem oyum. Eğer ise eğri, doğruysa doğru. Benim haksızlığa gelemiyor. O yüzden doğru söyleyen dokuz koydan koymuşlar. Benim bu mert olduğum için seven takipçilerime kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Sabah sabah Elmas bacımız yine. Yani gerçekten söylemeyeyim diyorum. Sadece videolarımı çekeyim, içeriklerimi üretim diyorum ama benim kanalı bırakıyorlar bana yazamadıkları için, engelli oldukları için. Başka kanallarda yazıyorlar. Arkadaş benim hiç kimseden bir beklentim yok. Bana bir hediye gönderin dediğim yok. Ben kabımı, kaşığımı, tabağımı, çanağımı, süpürgeme varana kadar aldım, hazırladım. Bundan bir sene önce yine evime diyerekten benim takipçilerim bilir. Yemek takımım olsun, o kahvaltı takımım olsun. Her şeyimi A'dan Z'ye yavaş yavaş aldım, düzdüm. Şimdi bir köşede duruyor. Evimin temizliği bitsin. Ben kendi emeklerimden aldıklarımı kendi gururumla götürürüm. Bana hiç kimseden bir şey gelmedi. Ne bir tabak ne bir çanak. İstemem de ya. Ben kendi gerçekten alın terimle aldığım hiçbir şey kucaklarıma sığmaz. Niye derseniz mesela bir gün bugün bana o şeyi gönderin. Yarın kusen darını onun sana bir bakan ağızda sakız olmuş. İşte ben ona ne yardımlar yaptım. Zehir zıkkım olsun. Çok duyduk böyle şeyi olanları. Bu YouTube camiasında bacı olup kardeş olup ondan sonra hiçbir şey yokken kusup darılıp gidenleri de gördük. Tekrar ağzından itiraf edenleri de duyduk. O yüzden kimsenin malını istemiyorum. Bir çöpü dahi olsa. Yani bir sene içinde alacaksam alırım ama kimseye de minnet itmem. İtmedim de bu zamana kadar. Bilen takipçilerim bilir. Yani diyeceğim bu kadar canlar. Beni bilenler zaten biliyor. Ben kendi yerime çenemi yoruyorum işte. Değmeyecek kişiler için. Yani başka kanallara gidip de defterimizi bari doldurmam. Tamam. Göndereceksiniz. Paranız varsa gönderin o aileye. Bakın ben ne diyorum. O ailenin kültürünü görmedim. Valla gönderin. Yardım edin. Çok isterim yani. Aynı ben bana gelmiş kadar sevinirim. Ama benim adımı geçirme. Benim eşime çok yorum yaptınız. Senin eşin çalışmayın. Her gün evde YouTube parası yiyor diye. Ondan sonra benim eşim araba alıp satmaya başladı. Zaten alıp satıyorum da
İşte elindekiyle ancak gönderiyordu. Mesela bir tane veya iki tane alıp biraz atıyordu. Sonra durumu sattıkça düzeldi. Çoğaltınca bu sefer de başladınız. Kapısının önünde 3-4 arabası vardı yine. Allah'ım herkes verebilsin. Gerçekten Allah olmayan herkes verebilsin. İsterim yani ama karnı dar olanlara bilmesin. Zaten bilmiyor da Cenab-ı Mevlam. Karnı dar olanlara bilmiyor. O karnı dar olanlar da milletin eşyasına, malına, mülküne göz dikiyor. Karnı ağrıyor. Hesaplık yapıyor. Buruzluk yapıyor. Allah herkesin kalbini de biliyor. Gönlünü de biliyor. Kimin ne istediğini de biliyor. Zamanı geldi mi de her şeyi biliyor. Kurban olum o Allah'a. Hem de kulu gibi değil. Kulu gibi verip de başa kalkmıyor. En azından. Dün akşam hayrım yoktu. Çocuklar masayı sinir kaldırdı. Bura biriktirdiler. Ben de böyle yıkayım dursun dedim. Çünkü insan canı istemeyince hasta oldu mu istersen dünyayı önüne ser. İstemeyince istemiyor arkadaşlar. Canı istemedi mi istemiyor hasta olunca. Şöyle bir tane tabak çıkarım. Şu kavuk olur diyeceğim. Kahvaltıda kavuk. Kavuk'u seviyorum. Kavuklarını da iptalim. Tavuklara götürsün. Ayhan düğüne gitti. Akşam İbrahim Efe de gitti abisiyle düğüne. Akşam herhalde asker eğlencesi çaldı Ayhan. Sormadım da. Ondan sonra Serkan beni de aradı. Seni de götürme evde tek başına durmadı. Ben hastayım Serkan yatıyorum dedim. O da çocukların başına gitti. Ondan sonra ben tek başıma evdeydim. Biraz kendi kendime fesfese verdim. Sonra bir düşündüm. Dedim elma sebebimden hasbebimden yıllardır yalnız yatıyor. Yalnızlık Allah'a mahsustur ama yeri gelince yalnız da kalacağım. Televizyonumu açtım. Biraz yorumlarıma baktım. Biraz Masterchef'e baktım. Seviyorum orada çabalayışlarını, yemek yapışlarını. Ondan sonra bizimkiler geldi. Serkan çocuklara dayanamamış. Gecenin 12'sinde birinde Gülayca götürmüş. Hepimize çiğ köfte yaptırmış. Ben birazcık yedim arkadaşlar ama ya değilse elmas bacınız onu affeder miydi? Hiç canım istemedi. Acayip kötüydüm akşam. Terim suyum içinde kaldım resmen. Kavurumu da doğradım. Çayımı da koyup. Dün evlerken pide aldı geldi. Pidemiz var canlar. Bugün ekmek almaya gitmeyeceğiz. İbrahim'im de tavukları sağladı teyzesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben başkanlığına şöyle kan hapımı yudum. Aklımda kalan. Hep unutuyorum. Şişeye 5-10 dakika kala sofraya oturunca aklıma geliyor. Bir de su aldım. Yüreğim bakıyor. Bu kanapının kokusunu hiç sevmiyorum. Yüreğimi kaldırıyor. Tövbe yarabbim. Boğazım diye hep ağrıyor arkadaşlar. Eğer istifa etmesem gerçekten kurtulamazdım. Belki o istifa kurtardı beni. Ara hastalığı desem. Burada rahatım yok, öksüreğim yok. Sadece üzerimde bir halsizlik. Allah hiç kimseye vermesin. İyi kötü evimin içinde dolanıyorum. Kimseye muhtaç olmadan. Çoluğumu çocuğumu kanımı doyuruyorum. Yemeğimi yapıyorum. Bulaşığımı yıkıyorum. Çamaşırlarıydı, bulaşığıydı derken akşama kadar dolanıyorum ufak tefek. Elimden geldiği kadar. Ama yatınca da iyi olmuyor arkadaşlar. Dün evim bir yattım sanki bütün çorba çocuğa kaldı gibi oldu. Serkan çorba içecek mi, isteyeyim mi? Şöyle bir karıştırın da tabanı tutmasın çorbanı.
Çorbanın biraz suyunu fazla kaçırmıştım arkadaşlar. İki gündür elimin şeysi yok düzeni. Yemeklerimin. Tütüklüde fasulyenin suyu da, suyu da fazla gibiydi de. Serkan sulu fasulyeyi şeyi sever de yemekleri. Hiç sesi çıkmadı. O suyu sever yemekleri de. O zaman videomun devamında görüşürüz. Biz bir kahvaltımızı yapalım canlar. Bakalım bugün bizleri neler bekliyor. Arkadaşlar ben mutfağımı toparladım. Bulaşık makinemi de çalıştırdım canlarım. Nadir ayakta durmaya çalışsam da hayrım yok. Nefesim kesiliyor. Aşağıdan patates getirdim canlar. Fırına yemek süreceğim. Şöyle biber falan topladım geldim. Bahçemin biberinden. Serkan da kalın kabuklarını tavuklarımıza dökmüş. İbrahim Efe'ye dedik. O da çöpümüzü döktü geldi. Hepimiz el birliğiyle bir şeyler yapmaya çalıştık. Bunun içinde salatalık da var. Şöyle bahçenin son salatalıkları. Yeşil olan illerinden güvermeye başlamış tekrardan. Bunları yıkayayım ben canlarım. Onu sonra yemeğimi fırına sürüm. Şöyle et çıkardım. Çeşmenin sesiyle anlaşılmıyor. Tepsimi falan çıkardım. Bir fırın yemek sürüm. Öğlene yemek aramayayım. Zaten biz geç yaptık kahvaltını. Saat 2'ye geliyor. Öğlen deyip de yine 4-5 gibi yedik biz bu yemeği. Görüşürüz vlogumun devamı. Arkadaşlar ben tuzunu, sarımsağını, biberini falan domatesini doğradım. Karabiber, toz biber, tuz, yağ döktüm. Salça eklemedim. Su da katmayacağım. Geçenkinde bir bardak su döktüm. Etin de suyu çıkınca arkadaşlar bayağı sulu olmuş. Sevmedim. Takipçilerimden de zaten yazanlar olmuş. Elmascığım su dökmene gerek yok. Düşünler de sarımsak canlar. Ben bütün ekliyorum sarımsaklarımı. Görüyorsunuz zaten sebzelerimin suları da çıktı. Etimin de suyu daha buzda olduğu için birazdan o da salar suyunu. Yemeğim hazır. Fırınımı da açtım. Birazdan o da ısınır. Yemeğim hazır olduktan sonra gerisi gelir zaten. Şöyle fırınım da hazır. Bismillah diyelim fırınımıza. Yemeğimizi verelim canlar. Görüşürüz. Arkadaşlar benim bu sene domates olmazsa olmasın. Anamına babam sağ olsun. He, ben bunu siniye düzüm. Kışlık domates kurusu yapacağım. Annem bana şöyle soğan da getirdi. Soğanım var da anacığım benim. Babam yine görüyorsunuz arkadaşlar. Soğanını öde koydu. Anamla babam gelmiş. Balkonda oturuyor. Bana çorba falan getirmişler. Hoş gelmişler tekrardan. Onlar şu an benim balkona geldiler mi? Yat yat şey göstermiyor. Benim balkona geldiler mi? Rüzgar esiyor, uykuları geliyor. Ben yemeğimi falan kapattım canlar. Yemeğimi yaptım ama biz acıkmadık diyorlar. Şöyle göstereyim. Çorbalarımı ikişer ikişer bidonlara koymuş gelmiş ciğerim anam. Bu bizim aşure çorbası Gülpınar'da. Bu da sütlü çorbamız meşhur. Bunları motosikletle getirmişler daha bir de. Bu arada şöyle yemeğim pişmiş. Sizlere onu da göstereyim. Çay koyma diyorlar. Şöyle nar gibi kızarmış. Serkan aradım. O da ben Aksaray'a gittim. Araba var ona bakacağım dedi. Çay istemezdik diyorlar. Çay demleyeyim diyorum. Şöyle biraz mozaik tatlısı falan çıkardıydım. Ondan sonra. Çorba da sıcacık daha. Bak hele. Bir de babam kömbeyi sever. Şöyle 5-6 da kömbe var. Onu kızarttım. Mozart tatlısıyla beraber yiyelim canlar. Arkadaşlar annemgil geldi oturduk. Gidecekler gidecek diyorlar. Zaten bura geldiler mi gidecek Türküz'ü çağırıyorlar. Geldik mi 4 saat 3 saat oturduk. Zaten 2'de geldiler babam diyor ki daha saat 2 diyor. Sen 2'ydi vallahi geldiğiniz. Ben bulaşık yıkadım. Köpek köpek. Tavuklar salama yiyorlar işte komşular. Ayrıca'dan alıp götürüyorlar. İki tane çorba pişirdi. Onu dağıdım. Şimdi dinledim. Saat 1'e geldi. Ben yani, sabah bulaşığını kaldırdım. Hani 2'ydi saat. Baktım. Biz namazı kıldık çıktık. Namazımızı kıldık yürüdük işte. Motor kaç dakikada geldi? 2'de yok da 1.5'e vardı bekti. Adamız zaten bir koy arkadaşlar. Gülağaç koy. Gülağaç ilçesi var.
He. Onu da ben yemekle mi yaptım? Yemediler. Yavan yaşık ne bulursa onlar yediler. Hincire gidecek diyorlar. Yedik o bir şey etti. Doktorum yaptı. Seni bir gördük. Bir de iyi de geçtik gidiyor. Hatta kayfaltıya da gidip öyle kaçtık. Çorbadan sonra yaptık. Siz sağ olun. Öğlen oluyor. Sabah işte yaptık şeyi. Dime çay içiyor daha yine. Onu sonra yaptık. Böyle geziydik. Biz de geziydik. Saat 11'de yattık valla. Hiç kimse kalkmıyor ben kalkmayınca. Dünen Ay Hanım yaptıydı. Yo yo annem ben kaldım. Ben 6.5 ben 6.5'miş. Sende ne hayrın var sanki? Yine de ben senden diriyim. Ben sabahına bahçeye girdim biber toplamaya canım çıkacaktı. Halim yok benim. Sıcakta bir taraftan. Bugün bir aşırı sıcak var arkadaşlar. Şu çalan da Ayhan bu arada. Geliyor yavaş yavaş ses. Akşam serinliğinde iyice gelir. Ben balkonda dinlerim. Davetimiz var da. Belki giderim de hayırlı olsun. İyi olursam. Yok canım benim. Arabayla götürürler. Ben tek başıma gitmem ki. O zaman annemgül ben uğurlayayım arkadaşlar. Vlogum devamında görüşürük. Arkadaşlar annemle babamı uğurladım. Gayrı bizim balkonda oturulmaz annem. Beraber toplayalım elmasını. Senin hiç hayrın yok dedi. Olsun ben toplarım anacığım dedim. Şöyle masamı getiririm. İçeride serinlikte mutfağıma çekeyim. Sen düşsün. Kırılan kırılsın. Ancak böyle olur bu. Tek tek taşıdım. O zaman eve sinekler giriyor. Allah'tan evimiz serin. Sevgili takipçilerimiz. Şöyle kapıyı örtüm. Biraz ortalığı toparladıktan sonra yatacağım canlarım. Çok oturdum. Şöyle toparlayayım. Pek bir şey yok zaten. Yemeğimin yarısını da anama koydum. Akşam evi varınca yemek aramasın. Şöyle saklama kabına koydum. Yemeğim de var aslında fasulyemle pirinç pilavım. Ama bunu da pişirdim. Bizimkiler gelince yiyelim. Yemeğim canım istemiyor. Çorba içim dedim onu da canım istemedi. Tok doyum gibi oldum. Biraz dinleneyim canlar. Bugün de böyle olsun. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın canlarım. Yarın inşallah iyi olursam anamın getirdiği domatesi kurutma yapacağım. Videomda görüşürüz inşallah.